Merhaba avcı dostlar. Şimdi birkaç arkadaş nasıl tasma kullanmalıyız diye sormuştu. Bana işte abi köpekte nasıl tasmalar kullanıyorsun, hangi tip tasmalar kullanmalıyız diye. Eğitimde nasıl tasmalar kullanmalıyız diye. Arkadaşlar ben öncelikle deri tasma, şu şekilde deri tasmalar kullanıyorum. Yani bu köpeğin kafasından direkt olarak geçiyor ve sabit kalıyor. Hafif, köpeği sıkmayan, zorlamayan bir tasma ve çok kullanışlı. Köpeğin tüylerinde kırılma yapmıyor. Bir ikincisi, yaz aylarında işte bu kullandığınız metal tasmalar köpeğin boynunda tüylerin kırılması ve ayrıca aşırı tahriş yapıyor ve yazın bu tasmalar çok ısınıyor, yakıyor köpeğin boynunu farkında olmadan. Bir diğer şekilde kullandığım şu, şöyle göstereyim. Bu eğitim tasma arkadaşlar. Şöyle çektiğim zaman sıkan, tabii köpeği sıkıp da boğmuyoruz yani. Eğitim tasması kolay kullanışlı. Direkt bu şekil köpeğin kafadan geçirip tutuyoruz. Stabil bir şekilde kalmasını sağlıyor. Bir de ayrıca sevk kayışım. Her zaman gezdirdiğim köpeği. Sevk kayışım da şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle. Sevk kayışımı da işte tasmaya buradan takarak köpeğimin rahat bir şekilde yanımda gezmesini sağlıyorum. Ben genelde deri tasmalar tercih ediyorum. Deri tasmaların kullanımı rahat, hafif, köpeğe hiçbir şekilde zarar vermiyor. Size de tavsiye edebileceğim, deri tasmalar kullanırsanız daha rahat edersiniz köpeklerinizde. Kolay gelsin.